Duada çok kuvvetli bir bağ var ama bizim dua ile ilişkimiz noktasında önce bir problem var onu çözelim. Hadislerde veyahut büyüklerin dualarında 7 kez bunu yapsan, 70 kez bunu yapsan, 700 kez bunu yapsan bu duan kabul olur diye bağışlar geçer. Bu arada Arapçada 7, 70, 700 gibi meseleler Kesretten kinayedir. Hani ben derim ya Ömer bin kez söyledim anlamadın derim. Bir çokluk ifadesidir. Ama bizim anladığımız kadarıyla bir şeyi çok defa söylediğinde onun kabul olma ihtimali yüksektir. Mesela yedi kez şunu tekrar edinceyi baz alalım. Evet yedi kez tekrar ettim ve kabul oldu mu? Ben denedim bunu birkaç kez ve kabul olmadı. Siz denediniz mi hiç böyle bir şey? Şey var ben girelim bilmiyorum da. Ben bu doğayı alın, satınlayan şeyin üstüne atın kumla beraber falan filan. Bunu abim de <laughs> denedi, oldu. <laughs> Peki mal satılıkta mıydı? Tabii. Ama her malın alıcısı da var ya. <laughs> şey yap, şimdi videoyu bırakıp onu soran yorumlar olacak. O dolayı bize bir anlatıyor. <laughs> şimdi duanın gerçekleşmesinde sadece söylem değil bize bakan başka kriterler de var. Bayi bir arabayı veriyor. Diyor ki bu araba 300 kadranı var diyor. Peki o araç her şekilde 300 sıza ulaşabilir mi? Her şekilde ulaşamaz. Direksiyonunun sağlıklı olması lazım. Şanzımanının sağlam olması lazım. Rot balans ayarlarının sağlıklı olması lazım. Tekerlerinin olması lazım. Camının olması lazım. Benzinin olması lazım. Deposunun olması lazım. O lazım, bu lazım, şu lazım değil mi? Bütün koşullar sağlıklı bir şekilde sağlandığında Evet, o araba 300 yapabilir. Şimdi bizim dua halimizde de böyle bir problem var. Duada problem yok, söylemlerde bir problem yok. Kaç kez söylediğinde de problem yok. Ama sende o dua her türlü çalışmıyor. Bunda bir problem var. Arabanın farlarında problem olsa gitmesi sıkıntı yaşardı. Senin gözlerinde problem var. Baktığın yerler, baktığın haramlarda problem çıkıyor. Arabanın yakıtına benzin yerine su koysan, tereyağı koysan, zeytinyağı koysan problem çıkar. Senin de yakıtında, aldığın yakıtta yani iman hakikatleri cihetinde problem var. Arabanın tekerlerinin rot balans ayarlarının uygun olması icap ederken senin de ayak ayarlarında problem var. Her türlü dünya meselesine zahmet çekmeden gidiyorsun ama Allah için olan meselelerde mesela imanların tazelendiği bir sohbet meclisine gelmekte zorluk çekiyorsun. Demek ki senin arabanın şartlarında problem var ama duada problem yok. Demek duanın gerçekleşmesinde böyle bir ince var. Dua deyince hangi peygamberin duası? Çok merkezinizde yer alıyor. Bugün yani hiç bu meseleleri bilmeyen bir adamı bile çevirsen dilinde söyleyeceği bir dua vardır. Her şeye cevap veren, her cihette kabul olan Hz. Yunus'un. Ne diyordu o duada? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin diyor. Böyle bir dua var. Yunus bin Medda'nın hayatından başlayalım mı? Sure olarak 10. sıradadır. Peygamberler sayılırken Yunus peygamber 10. sırada sayılır. Ve bu mesele, bu sure Mekke'nin 10. yılından nazil olmuştur. 10-10-10 diye bir çizelge başladı. Yunus'un kelime anlamı bela ile ünsiyet edebilen demektir. Yakınlık kurmak, bağ kurmak. Yani artık bela ile ne olmuş? İçli dışlı olmuş. Bela onun yoldaşı olmuş. Bela ona bir üstad, bir önder olmuş manasındadır Yunus kelimesinin karşılığı. İlyas peygamberden sonra milattan 2000 yıl önce yaşamış Yunus peygamber. Fırat nehri kenarında Asurlar devletini duymuşsunuzdur tarih derslerinde. İşte o bölge oluyor. Hazreti Yunus'un yaşadığı bölge. O dönem için Irak bölgesi diyor. Kimisi işte Kudüs'ün de olduğu bölgeyi kastediyor. İnce bir tarihi bilgi olsa gerek. Fırat'ın kıyısında. Asur devletinin başkenti de Ninova. Bir özelliği var bu devletin. Ticaretiyle nam salmıştır. Hatta Kültepe. Kültepe neresi? O dönem Kayseri'nin diğer adı oluyor yani. Şimdi çok ilginç bir soruyla devam edelim. Hazır mısınız? Hazreti Yunus'un Ninova'da yaşadığı Kur'an'da geçiyor mu? Geçmiyor. Nereden biliyoruz? Biliyoruz. Bu yani. bilgi var bizden. Taif'te taşlanırken Efendimiz Aleyhisselam bir bağ evine giriyor. Kimin bağ evi o? Utbe ve Şeybe'nin bağ evi. Daha sonra yanlarındaki köle Addas ile bir kase üzüm gönderiyorlar. O üzümü yerken Bismillah diyor Efendimiz. Addas diyor bu nasıl bir cümledir ben hiç duymadım diyor. Efendimiz Aleyhisselam da onun mahiyetini anlatıyor. Nerelisin diye soruyor Efendimiz Aleyhisselam. O da Ninovalıyım diyor. Efendimiz diyor ki aa benim kardeşim Yunus'un memleketinden misin diyor. Attas ama bu bilgileri ilk kez duymuş. Sen Yunus tanıyor musun diyor. Tanımaz mıyım ya? Bir peygamber diğer kardeşi olan başka bir peygamberi tanımaz mı diyor. Yunus bin Mettan'ın Ninova'dan olduğu bilgisini biz o vakadan anlıyoruz. Ve orada köle Attas iman ediyor. Hatta şimdi Hicaz'a gittiğinizde orada ne var? Attas mescidi var. Kaç yıl peygamberlik ediyor Yunus bin Mettan? 33. 33 yıl peygamberlik yapıyor. 33 yıl boyunca son en son dönem hariç kaç kişi iman ediyor? İki kişi iman ediyor. Sonra birazdan kavim toptan iman edecek. Yunus bin Medda'nın iki tane lakabı var. Birisi Zünnun. Ne demek? Zezi biliyordum. zi, ne oluyor? Sahibe. Nun ne oluyor nun? Balık demek. Zünnun ne oldu? Balık sahibi. Diğer lakabı da sahibi hut. Balık sahibi. Normalde bizim bildiğimiz Arap kültüründe bir insan kimin adıyla alınır? Babasının adıyla. Musab bin Ümeyr. Halid bin Velid. Enes bin Malik. İki tane peygamber var ki bunlar annelerinin adıyla anılıyor. Ama bunun bir sebebi var. Bir insan yaşarken baba adıyla anılır, ölürken anne adıyla anılır. Kabirde yani. Şimdi anne adıyla anılan peygamberlerin bir tanesi yaşarken bile olsa anıldığını anlayabiliyoruz. Kim oluyor o? Hazreti İsa. Meryem oğlu İsa diye anılıyor. İkinci peygamber de Hazreti Yunus. Yani Metta kim oluyor Metta? Annesi oluyor Yunus bin Metta. Peki Yunus aleyhisselam yaşarken ne oldu da annesinin adıyla anıldı? Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında geçirdiği vakit kabir hükmünde sayıldığından dolayı Yunus Aleyhisselam annesinin adıyla anılarak Yunus bin Metta denilmiştir. Annesi Metta kimin kızıdır? Bünyamin'in kızıdır. Bünyamin kimdi? Hazreti Yusuf'un kardeşiydi. O zaman ne oluyor? Hazreti Yakub'un torunu oluyor. Allah Allah. Balığın karnında ne kadar vakit geçirmiş? 7 gün, 11 gün, 40 gün diye. Şimdi Hazreti Yunus kavmine sürekli bizim başımıza bela gelecek, başımıza musibet gelecek, başımıza bela yağacak diye anlatmaya başlıyor. Hatta ince emareleri de başlıyor. Mesela kara bulutlar gelmeye başlıyor. Ama kavmi pek oralı olmuyor ve umursamıyor. Yunus bin Metta buna dayanamaz hale gelince Allah Azze ve Celle 40 gün daha dayan, 40 gün de böyle giderse ben oraya azamı indireceğim diyor. Hazreti Yunus 37 gün dayanıyor. Ama artık nefes alacak mecali kalmayınca 37 gün sonunda yani 3 gün kala madem öyle bir türlü beni anlamadınız diyerek üzülerek yıkılarak kavmini terk ediyor. Bir gemiye biniyor. Gemide de tanıyorlar Hazreti Yunus'u. Kaptanı falan da tanıyor. Gemide birden fırtınalar başlıyor. Allah Allah. O döneminde adeti var. Gemi fırtınada batacak olursa Belli ki gemide bir kişi uğursuzluk getirmiştir. Diyorlar kim getirmiş olabilir? Hadi kurra çekelim. Kura çekiyorlar. Birini atacaklar. Kim çıkıyor? Hazreti Yunus çıkıyor. Oradakiler diyor ki ya biz Yunus tanırız diyor. Hatta bir rivayette geminin kaptanı da tanıyormuş. Ve o da böyle beyan ediyormuş. Biz tanıyoruz. Ahlaklı, kaliteli, yüksek seceli bir insandır? Onda böyle bir şey olmaz. Bir kura daha, bir kura daha, bir kura daha. En son diyorlar ki ya tanısak da etsek de ne olursa olsun Buradaki diğer insanlara adaletsizlik edemeyiz. Maalesef seni atacağız diyorlar. Hazreti Yunus ne yapıyorlar? Denizin ortasına atıyor. Neredeyiz? Okyanusun ortasında. Bir isper beçet balığı gelip Yunus bin Medda'yı yutuyor. Ağzı şöyle içerlerde. Biraz ufak ama dişli. Olabildiğine büyük, devasa. Allah Azze ve Celle Yunus Aleyhisselam'ı bir balığa yutturuyor. Normalde balık yuttuğunda ne yapması lazım? Yemesi lazım, çiğnemesi lazım, çindiremesi lazım ama o balığın da sahibi kim? Allah Azze ve Celle hayır diyor, hayır. Senin miden bir sindirme makinesi değil, şu andan itibaren dört oda bir salon bir ev olacaktır diyor. Ve Yunus bin Mettay'ı orada muhafaza ediyor. Peygamberlerin bir ortak özelliği şudur. Hiçbir peygamber kavmini suçlamamıştır. Hazreti Yunus balığın karnındayken kavmim yüzünden böyle oldum dememiş. Ey balık ben koca peygamberim çıkar beni dememiş. Ya Rab nerede senin yardımın beni çıkar kurtar buralardan dememiş. Yok mu sesimi duyan birisi dememiş. Bir bıçağım olsa da şunun karnını yarsaydım dememiş. Ne demiş biliyor musunuz? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin. Ya Rab sen sübhansın, hiçbir kusurun yoktur. Haşa ben ise nefsine zulmedenim demiş. Şimdi aynı ahlak risale Nur'da bir yerde daha geçiyor. Üstad Hazretleri uğradığı bütün zulümlere karşı şöyle bir cümle diyor. Ve adil kader ederim ki. İnsanları suçlamamış, insanları ihaleyi bırakmamış. Ve adil kader ederim ki ben senin bu şefkatli tokatlarını yemeye müstahak edim diyor. Yani Üstad Hazretleri'nin bulunduğu ahlak kimin ahlak olmuş oluyor o zaman? Yine bir peygamber ahlakı olmuş oluyor. Gündüzün ortasında Hazreti Yunus'un kavminin tepesinde kara bulutlar dolanmaya başlar. Kavimde kavim ha. 100 bin kişilik kavim. Gidip kime sorarlar sizce? Şimdi Hazreti Yunus'u en çok kim tanır? Ona inanmış, ona iman etmiş tanır. Gider o iki kişiye sorarlar. Ya Allah aşkına söyleyin bak Hazreti Yunus da gitti. Musibet geliyor belli. Kavim helak olacak. Bir kavim ona gelen peygamberi dinlemezse onun helakı nedir? Sünnetullah'tır. Kavim bunu fark ediyor. Onlar da öneride bulunuyorlar. Şu altı hususu yapalım. İnşallah azap geri çekilsin diye. Allah Azze ve Celle'nin azabını getirip geri aldığı tek kavim Ninova kavmidir. Neden geri aldığını ben merak ettiğimde şu sonuca vardım. O kavim Azap geri çekildikten sonra eski haline dönmemiş. O yüzden. Bir, bütün kavim toptan iman ediyor. Azabın çekilme sebepleri. Şimdi bizim de başımıza musibetler geliyor mu? Yağıyor mu? Hastalıklar geliyor, seller geliyor, depremler geliyor. Allah Allah. Ama biz bunların da ki neyi yakalayamıyoruz bir türlü? Mana ve mesajı yakalayamıyoruz yani. Şimdi ben senin burada şşt diye yüzüne tükürsem sen sadece su geldi deyip siler misin? Hayır. Burada bir mesaj var değil mi? Hayırdır dersin ya. Kimse benim yüzüme tükürüyor. Ama bize yağmur geliyor, su geliyor, sel geliyor. Biz sadece su gözüyle bakıyoruz. Ben şimdi alsam burada senin çok sevdiğin telefonunu kırsam sadece bunu kırdım gözü bakar mısın? Yok. Hayırdır dersin ya ben ne derdim ne dersin kardeş? Niye telefonumu kırıyorsun dersin değil mi? E fay attı çatlıyor biz öyle demiyoruz ama. Biz orada bir de mesaj var ya niye çatladı bu fay attı durduk yere? Mesajları alamıyoruz. Alabilsek ne olacak biliyor musun? Tam Nino kavminin ahlakı gibi toplu bir imana dönüşecek iş. Ve azap geri çekilecek inşallah. 2- Kul hakkı noktasında helalleşiyorlar. Nasıl helalleşiyorlar biliyor musun? Evlerinde başkasının hakkı olan tuğla varsa onu bile söküp çıkarıp böyle helalleşiyorlar. Hassasiyete bak, inceliğe bak. 3. Mallarının tamamını tasadduk ediyorlar. Sadaka. Tamamını. 4. Hep birlikte şehrin dışına çıkıyorlar. O bela atmosferinden sıyrılmak istiyorlar. Ve inanılmaz münacatlarda, yakarışlarda bulunuyorlar. Tövbe ve münacatlarda bulundular. Hatta bir yer okumuştuk hatırlar mısınız? Allahümme halakteni meccanen. Allah'ım beni karşılıksız yarattın. Allahümme rezakteni meccanen. Allah'ım beni karşılıksız rızıklandırdın. Allahümme mağfirle meccanen. Allah'ım şimdi de beni karşılıksız bağışla affet. Meccanen ne demek? Bedava yoktan karşılıksız demek <laughs> sürekli meccanen. 5. Kavmi münacatta bulunurken Başka birisi daha vardı. O da münacat halindeydi. Kim o? Hazreti Yunus. Daha Hazreti Yunus kavmini affetmeden Allah o kavmi affetti. Niye? Doğru tövbeler, doğru imanlar edilince onun bile üstüne çıktı mesela. Daha sonra balık Hazreti Yunus'u nereye çıkarıyor? Sahili selamete çıkarıyor. Ardından ne yapıyor? Kavmine dönüyor. Bir çobanla karşılaşıyor. Çoban ona yardımcı oluyor. İleride o çoban ne yapacak Hazreti Yunus? Devlet başkanı yapacak o çobanı. Orada ona yardımcı oldu diye. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam Allahu Alem Tebük dönüşü. Böyle ganimetler orada. Ama Efendimiz Aleyhisselam ganimet, dünya ne farkı var yani? Varlığı yokluğu ne farkı var? Efendimiz Aleyhisselam da böyle bir, bir saffana bakmış. Saffan böyle bakıyor. Allah Allah. Ne oldu ya saffan diyor. Ya Resulallah ganimetlere bak diyor ya. Al saffan diyor senin olsun buradan yüz deve diyor. Saffan alıyor yüz deveyi. Koşuyor Medine'ye. Koşun çabuk koşun. Ancak bir peygamber böyle verebilirdi koşun diyor. Şimdi o olay yine. Bir koyun çobanını devlet başkanı yapmış. Yunus bin Metta. Ancak peygamber böyle verebilir. Şimdi temsilden temessüle geçelim. Yani misallendirelim. Kendimize bakan yanına çağrıştıralım. Bir gün içimizden tanıdığımız herhangi bir imam efendi bir köye altansa, köyde de vaazda, hutbede, kalem suresinden Yunus bin Metta'nın hayatıyla ilgili meseleleri okusa, daha sonra da aradan bir ay geçse, iki ay geçse, üç ay geçse desek ya bu ne biçim köy ya? Bu köyden adam olmaz ya. Bıktım ya, sıkıldım bu köyden. Ben çekip gideceğim bu köyden dese. kutbede okuduğuyla kendi yaptığı birbiriyle çelişir mi çelişmez mi? Çelişir. Yunus bin Metta 33 yılda iki kişi iman etmiş ama gık etmemiş. En son dayanamıyor ondan da bize ibretler çıksın diye. Yoksa haşa peygamberlerde hata var mıdır? Hayır onlarda zelleler vardır. Onların minnacık zelleleri bile bize tarih boyu mesajlar ulaştırır, dersler verir. Onlar o yollardan nasıl dönüleceğini bizlere en makul şekilde gösterir. Eğer onlar bu işleri yaşamasalardı vay bizim halimize, vay bizim başımıza geleceklere. Bir genç kardeşimiz üniversiteye gitti, kendini muhafaza sınırları içerisinde. Üniversitede bulundu, başka bir şehre gitti. Sınıfta da böyle apaçi şeklinde arkadaşlarla tanıştı. Aradan bir hafta, iki hafta geçti. Hep onları kınamaya başladı. Bunlardan adam olmaz, bunlardan hiçbir şey olmaz, bunlarla çay şey içilmez, bunlarla çorba içilmez. Çekip gideceğim zaten bunların yanından dedi. Ardından da bir Arapça kursuna giderekten Kalem suresindeki meseleleri Arapça olarak ezberlemeye tutuştu. Ne oldu? O ezberlediğini amele dökmedin ki. Senden belli başlı hakikatleri uygun bir sunum ile, üslup ile bekleyen insanlar dururken senin yanında sen gidip ben onu yaşayamayacağım ama o gideyim o ayetleri ezberleyeyim. Arapça olarak ezberleyeyim. Hem de böyle en güzel mahreçlerle çıktılarla ezberleyeyim diye bir mücadele etmişsin. Ne oldu? Demek ki bizim temsilden temessüle geçme kısmımız bayağı bir problemli. Okumaya da başlayalım. Bismihi Sübhanehu. Lemalar birinci lema. Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselamın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe -i duadır. Münacat hangi kökten gelir? Necat, kurtuluş. Yani münacat dediğiniz normal sıradan bir dua değil o zaman. Sizi kurtuluşa sebep olacak, sizi kurtuluşa götürebilecek, sizi kurtuluşa sürükleyecek bir duaya münacat duası deniyor. Münacat duasının bir şartı var abi. Hadi abiler bir dua edelim desem ama bu hal ve tavırlarımla. Buna münacat duası denmez. Izdırar şartı var. Tazarruh şartı var sıkışacaksın ve sana eli yetebilecek bir adet sebep asla kalmayacak. Hastalığı yemişsin, hastanedesin, ters çevirmişler, burnundan ağzından ortumu da sokmuşlar. Acını tek anlayan şey şuradan sıktığın demirler. Ne haldesin? Çaresiz haldesin. Dolandırılmışsın. Çekler, mekler, paralar derdest etmişler seni. Hayatında yaptığın bütün servetin 10 katı bir dolandırılmışsın. Etrafında insanlar ana, ata, baba dediklerin bile telefonunu açmıyor. Ne haldesin? Tezahür haldesin. Allah niye bu hale sokuyor? Haşa Allah'ın hoşuna mı gidiyor? Haşa Allah zalim mi? Bu halde çıkıyor münacat. Ve bu halde çıkıyor asıl kurtuluş. Yoksa peygamberini balığının karnına neden sokmuş acaba? Demek bu halde bir sır var. Neyin sırrı var? Ehadiyetin sırrı var. Haydi oku bakalım. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası denize atılmış Büyük bir balık onu yutmuş. Hazreti Yunus denize atıldı mı? Kura çekildi mi? Dalgalar nasıl? Tefekkür et. Dalgalar daha dağılı durmuyor. Karanlıklar nasıl? Üç tane karanlık var. Gece karanlık, deniz karanlık, balık karanlık. Orada seni kurtarabilecek tek hiçbir şey var mı söyle. Allah. Ha. Başka bir şey var mı? Tek bir şey var. Allah var. Bütün sebepler ne oldu? Sebeplerin hep senden elini çekti. Çaresizlik içerisindesin. Sana yardım edebilecek her sabah kahvaltı yaptığın hanımın yanında yok. Hastanede sabahlara kadar nöbetçi bekleyen annen baban yanında yok. Kavgalarda çağırdığın falçata Mehmet abin, jilet Mehmet abin o da yanında yok. Sıkıştığında borç istediğin o da yanında yok. Sana sebep olarak yardım edebilecek hiç kimse yanında yok. Bak böyle bir haldesin. İnsanın düştüğü oluyor mu bu dünyada böyle hallere? Oluyor. Öyle zamanlarda Allah'tan gelen mesaj okunamayınca olay neredere gidiyor Allah muhafaza buyursun can kıymaya kadar gidiyor olay. çünkü bizde başımıza gelen ve etrafımızda müracaat ettiğimiz olaylar sebep değil bizde haşa sebep gibi müracaat ettiklerimiz Allah'ın yerini aldığı için sonsuz onlardan bekliyorsun onlar da karşılığını veremediğinde ümid edebileceğin balık karnında bile olsa hiçbir şey kalmıyor hafızamda Şimdi şöyle bir ayrıntılı incelesene sebep olayını. Dış faktörleri de köşeye at. Şu başımı kaşıdığım tırnağıma kadar Allah'ın yarattığı sebepleri kullanıyorum. Bana ait gibi geliyor. Ben nefsime maliyim gibi geliyor. Ama hiç alakası yok. Bunun da altına biraz daha indiğimde atomlara ulaşacaksın. Hareket halinde. Atomların altına indiğinde titreşim halinde kuarkları göreceksin. Ve nasıl kuarklar? Su gibi akması lazım. Neden birbirleriyle böyle uyum içerisinde bulunuyorlar. Yani şöyle parmağımı dokundurduma neden koltuğa akmıyorlar? Bu inatla benim elimde kalmaya devam ediyorlar. Birbirlerine bu kadar sağlam, bu kadar sıkı nasıl yapışmışlar? Tyson 1.8 ton yumruk atıyor. Bir danayı yatırır devirir ama yumruktan sonra o minnacık titreşimli partiküller Tyson'ın elinde devam ediyor. Su gibi akmam lazım. Yani normalde benim adım attığımda, ayağım yere bastığında ya Rabbi şu kuarklarımı su gibi akıtmadığın için sana hamdü senalar olsun demem lazım. Bizim birbirimizi görüp muhabbet edip sarıldığımızda ya Rab hamd olsun adama sarıldım yoksa bunun kuartları atomları su gibi elimde dağılması lazım ama kayyum öyle bir tecelli ediyor ki bizim kuarklarımız bile sebep olarak kalıyor. Biz benliğimize, nefsimize, etrafımıza, çevremize yer yer asıl Allah'tan olan yardımları eden adamlara sebep nazarıyla bakmadığımızdan şükürsüz çirke götürüyor. Sen onlara sebep nazarıyla bakmadığında ilah nazarına dönüşüyor. Hafizan Allah. Devam edelim. Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Münacatı ona suraten vasıta necat olmuştur. Süratli bir şekilde, anında kabul olan dua. Burada başıma gelen olaylarda biz kaderi tenkit ediyoruz ya, Yunus Bumettah diyor ki, haşa haşa senin kusur namına hiçbir şey yanından yaklaşamaz. Ama ben var ya ben, ben nefsine zulmedenim diyor. Madem nefis düşman, nefse zulmetmek iyi bir şey olması lazım. Ama burada nefse zulmettim diye şikayet ediyor. Ne bu olayın esprisi? Nefse zulmetmek demek, nefsini cehenneme götürebilecek şeyler yapmak demek. Haşa o bir peygamber, cehennem ondan Irak'tır. O yine bize örnek ve emsal olsun diye bunu söylüyor. Evet devam. Şu münacatın sırr-ı azimi şudur ki o vaziyette esbab bil külliye sukut etti. Kainata ilk kez geldiğimizi düşünelim. Geldin kapıdan girdin her şey sana yabancı. Ayak bildiğin ayak değil, arkadaş bildiğin arkadaş değil. Birden geldin böyle etrafa bakıyorsun. İnsanın şöyle sorular sorması lazım ya. Kim yapmış burayı? Gördüğüm sonuçtan bir önceki sebep bunu yaratmış olabilir mi? Mesela Mehmet'in anne babası. Mehmet'i yaratmış olabilir mi değil mi? Benden bir önceki sebep nedir? Anne baba. Hatta olayı daha böyle basit indirgelim. Benim aslım ne? Bir damla su. Bir damla su Mehmet'i yaratmış olabilir mi? Kainattaki yasalar Mehmet'i yaratmış olabilir mi? İnsanlar toplanıp organize bir şekilde Mehmet'i yaratmış olabilir mi? Biraz mantıklı ve rasyonalist baktığında şu sonuca varacaksın. Mehmet'in yaratılışı kimin elinden olursa olsun bir bilinç gerekli diyeceksin. Çünkü şurada bir akıllı tasarım var. Böyle bir akıllı tasarım ancak neyle olur? Bilinçli olur. Hem de bir kez yapıp terk eden bir bilinç mi? Hayır. Benim vücudumda benim bilmediğim faaliyetler devam ediyorsa eğer demek ki o bilinç sahibi benim vücudumu terk etmiş ve bırakmış değildir. Şimdi aynı hayretle kainattaki sanata bakalım. Dışarı çıktık, Elmayı gördük, armutu gördük, kuşları gördük, dağları gördük, bulutları gördük. Bunların sebebini araştırırsak eğer. Ne dememiz lazım? Bunlar sebepler tarafından yaratıldı desek yani toprak, su, güneş, atom. Hayır bunlarda bilinç yok. Kendi kendine oldu desek atomlara bu sefer aynı bilinci vermiş oluruz ama atomda bu bilinç yok. E bunları tabiat yaratmıştır desek. E tabiatın kendisi yaratılmış bir şey. Onda da bu bilinci göremiyoruz. Demek kainattaki sanatta eserlere baktığımda aynı bilinci arama ihtiyacı hissediyorum. Peki bilinçli olarak Tanıdığınız varlık kim var etrafınızda? İnsan var. Peki ey insan bir elma yaratabilir misin şu an? Yaratamıyorsun. Neden? Binişi senin ama vasıfların buna yetmiyor. Demek ki o elmanın yaratılması için sadece bilinç değil bir de o vasıfların sonsuz olması gerekiyor. Bilinci ve sonsuzu yan yana koyduğumuzda kainattaki asıl sebeplerin merkezine, asıl tesir ediciye bakıyoruz ve Allah Azze ve Celle'ye ulaşıyoruz. İnsan bununla birlikte bir de yaratılmış olanların sanatına, manasına mesajına da baksa Allah'ın yanında bir de nasıl bir Allah olduğuna ulaşır. Devam edelim okumaya. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevvi semaya geçebilsin. Hayal edebiliyorsunuz değil mi? O çaresizliği. Gece karanlık, deniz dalgalı bir balığın karnındasın. Sana yardım edebilecek zatın bütün kainata aynı anda ve istediği şekilde sözünün geçmesi lazım. O sözü tamamına geçmeyen hiç kimse sana asla öyle bir durumda yardım edemez. Devam. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hut ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine müsahhar eden bir zat, onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faideleri olmazdı. O yüz bin kişi iman edip yanında olsa biz seni kurtarmaya geleceğiz deyip okyanusu atlasa gene faydası olmazdı. Bunu inşallah dünyada anlarız. Kabirde anlarsak çok geç olacak. İnsanlar kalabalık arkadaş gruplarında, kalabalık aile gruplarında o kadar etrafındaki kalabalıklara güveniyorlar ki. Allah'a güvenlerinin tamamını onlara pay ediyorlar. Onların kabirde elinin geçmeyeceğini ve yetmeyeceğini inşallah kabire girmeden önce anlarız. İnşallah. Duada Allah'tan bir şey istiyor mu? Çok ilginç değil mi? Biz dua edecek olsak arabanın kırmızısını bile istiyoruz. Dua da bir şey istemiyor Allah'tan ya. Sadece nefsini şikayet ediyor duada. Sen sübhansın ama benim nefsim çok kısırlı ya Rabbi. Bana şöyle yardım et diyor mu? Beni balığın kartından kurtar diyor mu? Onu da demiyor yani. Benim anlayamadığım bir şey. Nasıl Allah'ı hissediyorsun ki ondan bir şey bile istemeyip sadece halini arz ediyorsun? Bir tane öyle demiş ya. Ya Rab beni öyle iyi bilirsin ki ben sana daha halimi nasıl arz edeyim demiş. Senin bana bildiğinden başka. Yani ne isteyeyim? Misin? Benim ne isteyeceğimi de bilmez misin? Nasıl bir yakınlıksa o tabii. Bir yakınlık hali. Bu duayı kesme gibi umarım tevillenmez yani. Olayım. Konuyu biliyorsun abim olmaz inşallah. Devam edelim mi? Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbabtan başka bir melce olamadığını aynel yakin gördüğünden sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve hutu musahhar etmiştir. Başına gelen bir olayda olayla ilgili Allah Azze ve Celle'nin bütün ilgili isimlerini okuyabilmeye ehadiyet denir. Bir gün çok evlat istersin, yüreğin yanar. Sünnetullah kanunları gereği ne etmen lazım? Evlenmen lazım. Peki evlendikten sonra ne olur? Allah bir verir, beş verir, sıfır da verebilir. Doğru mu? Bu vahtaniyettir. Kainatta cari ve geçerli olan Sünnetullah kanunlarıdır. Bir gün Allah bir evlat verir. Kocanın bile olmasına ihtiyaç yoktur. Kim gibi? Hazreti Meryem gibi. Bu ne oldu? Allah'ın cari kanunlarının bizim alıştığımız sistemlerinin üstüne çıkıp ekstradan bir hususiyet vermesi oldu. Bu da ehadiyet oldu. Ehadiyetin davetiyesi nedir? Ya Rab bahtına düştüm. Senden başka kimse bana yardım edemez dersen bir balıktan tahtel bahir denizaltı çıkarır. Ama ehadiyetin tecellisini iyi bilirsen ya Rab bahtına düştüm başkası yardım edemez dersen. Bizler vahidiyet standartlarına göre namaz kıldım, oruç tuttum, hacca gittim, zekat verdim. Cenneti kazanmaya kesin yani Kazanmaya hak sahibi olur muyuz Berat? Olamayız. Demek ki vahidiyet kanunlarına göre cennet benim yaptıklarımın karşılığı değil çünkü cennet Allah'ın merhametinin karşılığı. Lütufu. O zaman şöyle yapacağız. Amellerimizde vahidiyet kanunlarını uygulayacağız. Allah Azze ve Celle ne emretmişse aynı ölçüde yapmaya çalışacağız. Ama ümidimizde hadiyet kanunlarını uygulayacağız. Ya Rab bahtına düştüm yardım et. O cennetine beni kavuştur diyeceğiz. Senin merhametin olmadan yaptıklarımla o cennet asla kazanılmaz diyeceğiz. Ehadiyeti anladık. Ehadiyetin sırrı nuru tevhid içinde inkişaf etti diyor değil mi? Burada bizim anlamamız gereken çok ince bir sır daha var. Allah Azze ve Celle'nin Yunus bin Medde'ye uyguladığı buradaki olay yolu tıkama olayı değildir. Çünkü bu olaydan anlıyoruz ki tıkanan hiçbir yol yoktur. Madem yolların tıkanması söz konusu değilse o çözümsüzlük hallerine girişiyoruz ya bunlar ne için? Allah'a daha çok yakınlaşma ve yaklaşma hali bizde hasıl olsun diye. Sorularımızı düzgün soralım. Sorularımız şu Allah Azze ve Celle'nin amacı Hz. Yunus çözümsüz kalsın, üzülsün, ağlasın, o oh olsun gününü görsün. O zaman Allah'ın Murad-ı anlayalım biz. Asıl maksat ne biliyor musunuz? Tıkanmış zannettiğimiz yolların kapısını daha çok çalarak Ya Rab yardım et, Ya Rab ben geldim diye o kapıları daha çok çalarak doğru münacatları ederek Allah kendisine daha çok yaklaşabilmemiz için mahiyetimizde gömülü kalmış istidatları çıkarabilmek için bizi bu hale sokuyor. Şimdi dışarı çıktık. Bir şey konuştuk Halis. Üzüldük yıkıldık. Olur insan hali üzülemez. Şöyle de boynumuzu büktük. Yav dedik. Allah Allah niye böyle oldu? Amaç şu mu? Ben de sebebim, sen de sebepsin. Bizim konuşmamızın eylemini yaratan da Allah. Burada olay Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bu eylem. Ya işte Mehmet Halis üstün, Halis Mehmet üstün, çözümsüz kalsınlar, ber taraf olsunlar bu mu? Hayır hayır o değil. Biraz gönlünün yanması gerekiyor. Bazı mücevheratın toprağın altından çıkabilmesi için ve o gönlünün yanmasıyla Allah'a daha çok yakınlık halinin oluşması gerekiyor. Yani ne demek bu? Allah seni daha yakın istiyor demek. Yoksa Yunus bin Mettaya bu çektirdikleri neden? Haşa. Onlar çekilenler değil, onlar zulüm de değil. Onlar nedir? Allah'a yaklaşma halidir. Yani bize zararlı gibi gözüken, canımızı sıkan yaşadıklarımız amacına hizmet ederse, biz o mesajı doğru okursak eğer, işin sonunda bizi Allah'a daha çok yaklaştırmaya vesile oluyor. Demek hadiseleri doğru okumamız gerek. Devam edelim mi? O nuru tevhid ile hutun karnını bir tahtel bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzelili dağvari envaç dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cevelan ve tenezzühgahı olarak onur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Kainattaki her şey önce ona vahşet geliyordu değil mi? Şimdi balık bana ne yapacak, deniz ne yapacak, Karanlık ne yapacak? Balıktan sonra birisi de alıp beni parçalayacak mı? Vahşet gibi geliyordu. Tüm kainatın tek elden döndüğünü anladığı anda vahşetin zıttı neydi? Ünsiyet. Her şey dostluk peyda etti ona. Her şey tek elden dönüyor. Benim hiç endişelenmeme gerek yok. Hali başladı bu sefer. Devam. Ta sahili selamete çıktı. Şecere-i Yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Şecere-i Yaktin ne oluyor? Kabak ağacı. Devam edelim. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Şimdi iddia sahibi şöyle diyor, biz daha beter durumdayız. Neden? Bakalım, devam. Gecemiz istikbaldir. Onu üç karanlık rehin almış mıydı? Evet. Peki bizi hangi karanlık rehin aldı? İstikbal. İstikbal için sürekli endişe ediyoruz. Onu gece rehin almaya çalışmışken bizi de istikbalimiz yoksa o istikbalimiz de böyle bildiğin güllük güneşlik içerisinde geliyor ama gene de karanlık gibi geliyor bize. Neden? Tevekkül. Bu davaya vekilimiz yok. Hasbunallahu ve nimel vekilimiz yok. Devam. İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Dehşetli olma sebebi geleceğimizde yaşanacak bütün olayların Allah'ın kudret elinden çıkacağına inanmamamız. Etrafındaki hadiseler ona vahşet veriyor muydu? Neden? Çünkü olay anı her şeyin kimden çıktığı belirsiz. Deniz dalgalı, gece var, gemiden atmışlar, Yunus yutmuş. Daha sonra ne olunca kalp sükunete erişiyor? Etrafındaki hadiselerin tamamı tek bir elden dönüyor. Bizim geleceğimiz karanlıklı ve dehşetli görünme sebebi nedir? Geçmişimizi, şimdimizi ve geleceğimizdeki bütün karşılaşacağımız olayları kendisine yaklaşalım diye Allah'ın yapacağı ve yaratacağına inanmamamız. Demek istikbal problemi aslında ne problemidir? İman problemidir. Şimdi mesela bizim vücudumuzun belli başlı eksikleri ve ihtiyaçları var. Kalsiyum ihtiyacı var dişin. Dişe sürüp mü veriyorsun sen kalsiyumu? Yiyorsun. Nerede merkez? Midede. Gözünün ne ihtiyacı var? Fosfora. Gözüne sürüyor musun fosfor? Nasıl veriyorsun fosforu? Yemek yiyorsun. Merkez nere? Mide, mideden ne oluyor? Dağılıyor. Tam hasta oluyorsun, vücut kırılıyor, C vitamini ihtiyacı var. Vücuda C vitamini mi sürüyorsun? Portakal yiyorsun, limon yiyorsun. Nerede merkez oluyor? Mide. Mideden ne oluyor? Dağılıyor. Şimdi biz namazda problemimiz oluyor, namaz makalesi okuyoruz, çözülmüyor farkındaysan. Adamın faizle ilgili problemi var, faizle ilgili bütün hükümleri okuyorsun ama çözülmüyor. Adamın kalp kırmayla ilgili problemi var, kalp kırmayla ilgili bütün hadisleri okuyorsun, Adamda çözülmüyor. Neden çözülmüyor? Çünkü böyle dışa sürülünce olabilecek bir şey değil iman. İmanı mide gibi düşünürsen, o merkez de bu dersleriyle pişireceksin. Sonra nereye gidecek? Sen farkına varmadan nerede eksiğin varsa imanciyetinde oraya vitamin, mineral, kuvvet olarak gidecek. Anlaşıldı mı? O yüzden bu dersler önemli. Bu ders merkez kuvvet. Akıl midesinde Demek midenin başlangıcı akıl. Akıl midesinde bu dersleri alıyoruz, sindiriyoruz. Kalpteki iman potasında da eritiyor, sabitliyoruz Allah'ın izniyle. Sonra nereye kuvvet gidiyor? Nerede eksiğin var? Allah'ım bugün çok güzel namaz kılacağım deyince çok güzel namaz kılamaz. İmanın kuvvetlenirse namazın kuvvetlenir. Ya Rab bir infak edeceğim göreceksin deyince o infak edemez. Dıştan sürmeyle olmuyor yani. İmanın kuvvetlenirse infan da kuvvetlenir. Ya Rab senin için bu asırda tam bir mücahit kul olacağım deyince öyle olamaz. Merkez iman o kuvveti aldığında oraya da tesir eder. Devam edelim mi? Denizimiz şu sergerdan küreyi zeminimizdir. <laughs> Dünya nasıl? Dalgalı. <laughs> Sabah uyanıyorsun. Tam orada telili telili bir mesaj geliyor. Lan nasıl oldu bu olay diyorsun? Birden başına musibet gelmiş. Hemen giyineyim çıkayım şunu halledeyim derken. Trafikte bir tane de sıfır bir plaka önüne kırıp senin tanımadığın sülalendeki isimleri bile sana sayıyor. Ayda ne oldu böyle diyor. Nasıl bir dünya bu? Bir anda böyle. Bir telefon geliyor diyorlar ki annen hasta. Bir telefon geliyor diyorlar ki annem vefat etmiş. Bir telefon geliyor diyorlar ki çocuğun oldu. Bir telefon geliyor diyorlar ki çocuğun anne kanında vefat etmiş. Bir gün oturuyorsun gülüyorsun. Yarın oturduğun yerde ağrı duyup ameliyata giriyorsun. O denizin, dalganın başıma gelecek bütün hadiselerin tek bir elden döndüğünü bilmezsem. Nasıl olur bu dünya? Her gün azap, her gün azap. İçki içmeye gidenler ne diyerek gidiyorlar? Efkar dağıtalım diyorlar. Efkar ne demek? Fikir demek. Yani adamlar ya gelin çok mutlu olmaya gidelim demiyor. Kafamda bu fikirlerle yapamıyorum. Geleceğim, geçmişim ne halde? Bunlar kimlerin elinden dönüyor? Yarın bir tane yıldız dünyaya çarpıp acaba bizi perişan edecek bilmiyorum. Bu fikirlerle yapamıyorum. Bu fikirleri dağıtmam lazım. Hadi ona gidelim diyorlar. Yani çok mutlu olduklarından, çok bilmem ne olduklarından gitmiyorlar kafadaki fikirlerle yapamıyorlar ve o efkarı fikri dağıtmak istiyorlar. Devam. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Çok önemli. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Şu an şunu düşünmek zorundasın. Senin nefsin ne? Balık. Sen neresindesin? İçinde. Devam. Amacı ne? Sen nefsin ne? seni sıkıp perişan etmeye çalışıyor. Kapının önünde bir at görseniz, atın üstüne de bir süvari binmiş. Ama süvarinin eli kolu bağlanmış, sadece atın üstünde ve bunlar hareket ediyor. At mı süvariyi gezdiriyor dersiniz, süvari mi atı gezdiriyor dersiniz? At, süvari. at süvariyi gezdiriyor. Peki o süvarinin elini kolunu çözsek, atın dizginlerini eline alsa? At mı süvariyi gezdiriyor dersiniz, süvari mi atı gezdiriyor dersiniz? Evet. Süvari atı gezdiriyor dersiniz. Bizim de şu anki ilişkimiz, nefsimiz at gibi, biz eli kolu bağlı süvari gibiyiz. Yani nefis bizi gezdiriyor. Bunu anlamanın yolu var mı? Çok kolay. Hangisinin dediği oluyor? Namaz kıldın mı? Hayır kılmadım. Tam at götürüyor işte. Rabbini tanımak için günlük. Bir mücadelen var mı? Hayır. iş için daha çok mücadelem var. 60 yıllık iş için, sonsuz için. Tamam kim kimi götürüyor belli. At götürüyor işte. Bunun çözümün tek bir yolu var. Nefis seni sıkmadan sen o nefisten dışarı çıkıp nefsini kabzayı kahrına alacaksın. Sen onu sıkacaksın. Atın dizginin eline alacaksın. Yoksa başka türlü bir kurtuluş yok. Devam. Bu hut onun hutundan bin derece daha muzurdur. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Yani Yunus bin Mette orada vefat etse ne olur? Haşa cehenneme mi gider? Hayır o peygamber ya. Müjdeli yani. Peki biz mi? bu şartlarda vefat etsek ne oluruz? Rabbini bilmiyorsun. Her şey seni sıkmış. Kabir orada ağzını açmış bekliyor. Nasıl bekliyor? Yaşlıları sıra sıra bekliyor. Gençleri ara sıra bekliyor. Kabrin özelliği bu değil mi? Ama herkesi bir şekilde bekliyor oraya. Peki sen oraya bu şekilde bu tevhid melekesine malik olmadan gitsen bu meseleleri Allah'a bağlamadan gitsen Yunus bin Medda'nın balığı onun 60 yıllık hayatına sebep olabilirdi. Bizim o nefis dediğimiz hutumuz ebedi hayatımızın mahfuna sebep olur. Devam. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa Ente subhaneke inni kuntu zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve heva-i nefs'in zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde nefsimiz tahtı idaresindedir. Yunus bin Metta ettiği duada Allah'ım bana yardım et balığın karnında demedi. Allah'ım bir bıçak olsa elimde şu balığı kessem demedi. Allah'ım ne vardı kavmimden insanlar yanımda olsaydı demedi. Yaptığı tek bir mesele var aczini anlat. Acz ve fak imanı besler. Şükür ibadeti besler. Şevk ise davayı besler. Harekette tutar. Subhaneke la ilmelena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه نساء.